karşısındaki tepenin kilise olduğu söyleniyor. Bir sürü kalıntılar orada hala devam ediyor. Çevreden bir sürü gaz için araştırılıp bu yeri tespit etmeye çalışanlar var. Biz bugüne kadar burayı açıklamadık. Yani benden yaşlılar da buraya gidip buranın ispatını yapabiliriz. Gidelim oraya bir gün. Ben size bazı kalıntıları, kemer kalıntılarını, hatta temel kalıntılarını gösterebilirim. Burası aslında tarihi bir stat alanı bildiğim kadarıyla. Biliyorsunuz termik santral yaptığında pisleniyor. Biz zaten buna karşıyız. Böyle bir doğayı yok edeceklerine, eğer biz buradaki kiliseyi belirli bir düzeyde meydana çıkartabilirsek devlet tarafından, ben tahmin ediyorum burası stat alanı olur. Giden giden var mı oralara? Bundan hemen hemen her sene gazı yapmak için sürekli Adapazarı ve yüzü çevrende gelenler var buraya. Biz yalnız mevkiyi belli etmiyoruz. Kim onlar gelenler? Tanımadığımız kişiler. Özellikle lüks arabaları, jiplerle giriyorlar. Yani hazine aradıkları belli. Bunun peşindeler. Teklif bile ediyorlar yani, yeri gösterin, işte üçte ikisi sizin, üçte biri bizim gibi bir sürü şeyler konuşuluyor. Ben gidip gördün mü oraları? Tabii sürekli biz çobanlık yaptık oraları. Orada mı? Var mı kalıntı? Var şu an. Yani sonbaharda size gösterebilirim. Şu kalıntıları. Sonbaharda. Meydana çıkar. Çünkü şu an taban örtüsü çok yüksek. Onun için herhangi bir çalışma yapılmaz. Demek istediğim bu. Biz böyle bir yerin termik santral kurulması zaten istedik. Ama bizim için de bir avantaj olacağını Tepe'nin sahili var ileride, buradan 1,5 kilometre ileride. Bu Tepe'nin sahilinin 150 veya 200 metre içerisinde de kilise kalıntıları şu an mevcut. Nereye bağlı? Bayat'ta mı? Evet, Bayat'ta. Sınırların içinde. Burası da şu an var dediğim alan Balıcı köyü ve Cemalli'nin sınırları içinde. Bunun araştırılması gerekiyor. Araştırılması gerekiyor. Biz tümüyle buranın giden arkeologya, eğer kalıntıları gösterdiğimiz zaman arkeolog insanların, büyüklerimizin buraya gelip kazı yapmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Her sene burada